Tabii ki arkadaşlarımızın anında müdahalesi burada bir takım duvarların çökmesine de engel olmuş. İskelede çıkan bir yangın. İskele gördüğünüz gibi tamamen yanmış. Çok şükür bir can kaybımız yok. Ufak tefek işte atıl vaziyette olan kapılarda, sökülen pencerelerde, kapılarda yanma söz konusu. Ama bizim için önemli olan herhangi bir vatandaşımızın canına herhangi bir sıkıntı gelmemesi. Daha dikkatli olacağız. Bu tür yangınların çıkmaması için herkesin daha dikkatli olması lazım. Çünkü buralar tarihi mekanlar. Buraları korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız lazım. Ama burada önemli olan iki tane noktanın altını özellikle çiziyorum. Arkadaşlarımızın, itfaiye teşkilatımızın anında çok erken müdahale etmesiyle kapalı çarşıya sirayet etmeyen bir yangın. İkincisi de arkadaşlarımızın burada çalışırken yangına erken müdahale etmeleri ve herhangi bir can kaybına neden olunmaması. Gerçekten yıllardır burada biz Vezirhan'la ilgili projemizin hayata geçmesi için hep gayret gösterdik. Ancak bürokratik engeller, daha sonraki süreçte proje değişikliği bugünlere getirdi. Burası cami kebirin hemen yanı başında bir. Kapalı çarşının yanı başında iki. Bizim için çok önemli ve stratejik bir yer. Buranın bir an evvel hayata geçmesi, buranın bir an evvel canlanması için belediyeler olarak bize çok gayret gösterdik. Ama projenin değişikliği vesaire, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün bu konudaki sağ olsun duyarlı davranıp özen göstererek restorasyonu yapacağız derken bir zaman aşımı oldu. Önemli olan şu anda yangının gündüz olması bizim için bir şans. Allah korusun, Sayın Valimizin dediği gibi kapalı çarşıya sıçrayabilirdi. O zaman çok daha büyük sıkıntılar olurdu. Büyük geçmiş olsun. İtfaiyemize Sayın Valimiz teşekkür etti. Ben de değerli başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum itfaiyemizin. Aslında iskeleler, bunlar aşırı derecede yanmış durumda. Buna bağlı olarak tabii ki yani işte taş dokuda kısmi islenme ve ıslanmadan dolayı bir sıkıntımız söz konusu oldu. Dışarıdan bir müdahale söz konusu mu? Yani az önce bunlar da iddia edildi. Farklı işte maddeler kullanan insanların buraya geldiği Bu yangın çıkış sebebiyle ilgili araştırma yapılıyor. Başta şöyle bir olay var. Ömer Bey burada bizim en yakın esnafımız, hariçten herhangi bir girişin olmadığını beyan ediyor. Onun haricinde diğer tarafta restorasyon çalışması için ekipler var.
Bundan sonraki kısım komisyonun araştırmasıyla ortaya çıkacak efendim. Teşekkür ederim. Peki efendim. Geçelim.